mezarlığa gideceğim diye izin almış. Validesini görmeye gidecek. İnşallah öyledir şehzadem. Bir an evvel Gülbahar Sultan'ı bulmamız gerek. Sen peşinden ayrılma Kemenkeş. Ben eski saraya gideceğim valideme haber vermeye. Sultanım. Buluştular mı? Evet sultanım, oradalar. Yana yakıla validesinin yanına koştu demek. Gülba. Sultanım siz ne yapıyorsunuz? Yoksa Kasım mı sürükledi siz buraya? Validem sandığınız hatun mezarıyla alakadar oluyor. Anlaşılan o ki bunu da çok görüyorsunuz valideme. Uydurdu yine kılıfını. Validem hala gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Kasım, arabaya git beni bekle. Bu Ezit, bu iş burada kalmayacak. Er ya da geç yaptıkların meydana çıkacak. Validenin yaşadığını biliyorum. Kasım'ın iftirası bu. Her şeyden haberinin olduğunu da biliyorum. Ve dahi bu işin içinde olduğunu da biliyorum. Sana son bir şans veriyorum. Eğer validenin nerede olduğunu söylersen seni bağışlayacağım. Sultanımız lütfetmiş. Canımı bağışlayacak. Sen kimsin? Sen kimsin de benim canımı bağışlayacaksın? Şehzadem. Kes sesini. Senin haddine mi düştü beni ikaz etmek? Ha? Ben Cihan Devleti'nin şehzadesiyim. Hanedanı Ali Osman'ım. Sen kimsin Kemenkeş? Ha? Sen benim kulumsun, kulum. Sen de öyle Kösem Sultan. Sen de bir kul olarak geldin saraya, unutma. Şimdi valide sultan olman hiçbir şeyi değiştirmez. Benim kanımdan değilsin. Asla da olamayacaksın. Bu sebeple benimle sakın bir daha böyle konuşma. Asılsız, manasız suçlarla itham etme. Bayezid. Hatırlıyorum da sen daha küçük bir şehzadeyken kardeşlerin gibi anne demeyi huy edinmiştin bana. Çok hoşuma giderdi. Seni evlatlarım gibi bağrıma bastım. Pamuklara sardım, sarmaladım seni. Sonra elin kalem tutmaya başladı. Validene mektuplar yazmaya başladı. Hiç unutmam. Validenden gelen ilk mektuptan sonra bana anne demekten vazgeçtin. Çok üzülmüştüm. O gün anladım ki validen seni bana düşman edecek. Ve korktuğum başıma geldi.
Şüphesiz validen bu mezara girecek. Fakat sen bunu görür müsün onu bilmiyorum. Zira az evvel öldün benim için. Şehzademiz Beyazıt'ın geceliğin yolladığı pusulayı teyit etmek istedim. Ölüm meleklerinin sağ yakalanıp yakalanmadıklarını. Lakin edemedin. Yalandı değil mi? Akıllarınca şehzademizi telaşa düşürüp hata yaptırmak istediler. Kızlarım yakalansa ne olacak? Asla konuşmazlardı. Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Neyse ki şehzademiz temkinli davranıp bu tuzağa düşmedi. Ve onları kendi tuzağına düşürdü. O mezarın başında olmak, Kösem'in yüzünü görmek isterdim. Beni civan verdi mi kolay lokma sanıyor. Kösem öyle bir kibre sahip ki. Bizi yutmaya çalışırken boğazında kalacağımıza hiç hesap etmiyor.